Tekrar hoş geldiniz yeniden yayınımıza. Geçen hafta Gökyüzü Ayetül Kübra Risalesi'nde Allah arayan seyyahın müşahedelerinden gökyüzünü işledik. Gökyüzünde Allah'ı bulmasını işledik. Bununla ilgili olarak yorumlarınızı bekliyoruz inşallah. Nasıl kısalık açısından kısa tutmaya çalıştık. Bu manada yorumlarınızla bizlere yardımcı olursanız seviniriz. Öyle gitmeye çalışırız inşallah. Evet, geçen haftaki videomuzda gökyüzüne bakmıştık. Büyük yıldızlara, ecram-ı ulviyeye, gökyüzündeki büyük cisimlerin nasıl durduğuna bakmıştık. Gözümüzü gökyüzüne çevirmiştik. Devam ediyoruz gene aynı yerden. Bu sefer birazcık daha dünyamıza doğru iniyor. Dünyanın atmosferine, semaya bakacağız inşallah. Oradaki durumlara, orada Allah'ı Allah anlatan ayetleri okumaya çalışacağız inşallah. Evet, çayımız da geldi. Sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Evet, hem su hem çay. Güzel bakıyorlar bize, sağ olsunlar. Şöyle bir yudum alarak başlayayım ben. Evet, sonra dünyaya gelen o yolcu adama ve misafire cevvi sema denilen ve mahşere acayip olan feza gürültü ile konuşarak bağırıyor. Bana bak. Merakla aradığın ve seni buraya göndereni benimle bilebilir ve bulabilirsin. Hani çok uzağa, gökyüzünün ötelerine bile gitme. Bir bana bak, yani semaya doğru getiriyor. O misafir onun ekşi fakat merhametli yüzüne bakar, müthiş fakat müjdeli gürültüsünü dinler ve görür ki. Konuşturmuş bakın Üstad Hazretleri gökyüzünü, semayı. Ve dinliyor o seyyah. Zemin ile asuman ortasında muallakta durdurulan bulut gayet hakimane ve rahimane bir tarzda zemin bahçesini sular ve zemin ahalisine âb-ı hayat getirir ve hayatı, harareti, yani yaşamak ateşinin şiddetini tadil eder ve ihtiyaca göre her yerin imdadına yetişir. Ve sonra da işi bitince o koca bulut dahi gizlenir, bütün eczaları istirahate çekilir, hiçbir eseri görülmez. Sonra yağmur başına arş emrini aldığı anda bir saat, belki birkaç dakika zarfında toplanıp cevvi havayı doldurur, bir kumandanın emrini bekler gibi durur. Evet, bir bulutlanır, bir dağılır ya o bulutlar işte. Gelirler, giderler, toplanırlar. Allah-u Teala'nın emriyle arş der, yürür. Toplan, dağıl der, toplanır ve dağılır yani. Ve bütün bunlar bir anda olur o koca semada. Aslında bu dağılıp toplanıp dağılmaları, o bulutların bir araya gelmeleri, sonra dağılmaları demek ki hep bir konuşması yani. Beni bir gönderen var, benim sahibim var diye konuşuyor yani. O konuşmayı kim duyar? Rabbisini arayanlar duyar. Çünkü Kur'an diyor ki hidayet ehli olma işini müttakilere hidayettir. Yani Allah'ı arayanlara, Allah'ı bulmak isteyenlere hidayettir. Kur'an müttakilere hidayetse, kainat da müttakilere hidayettir. Yani Allah'ı arayanlara, aramayan neyi bulsun? Bulduğunda neyi bulduğunu da bilmez zaten. Bulsa da neyi bulduğunu bilmeyeceği için bulmadan, görmeden gelir ve geçer. Sonra o yolcu cevdeki rüzgara bakar. Görür ki hava o kadar çok vazifelerle gayet hakimane, kerimane istihdam olunuyor ki, güya o camit havanın şuursuz zerrelerinden her bir zerresi bu kainat sultanından gelen emirleri dinler ve hiçbirini geri bırakmayarak o kumandanın kuvvetiyle yapar ve intizamla yerine getirir. Evet, hava hüve nüktesinde Üstad Hazretleri, hüve o demek Arapçada, ama aynı zamanda hava da demek hüve.
Ve oradan hüve nüktesine geçer. Havanın onu nasıl anlattığını, onu nasıl gösterdiğini, nasıl işaret ettiğine dair. Çünkü bütün o hava zerreleriyle taşınan sesler, işte aşılanan bitkiler, hayat, nefes olması, insanlara nefes olması, bütün bu yönüyle her bir zerrenin adeta her insanı, her varlığı bilmesi lazım ki o havanın girdiği her yerde, havanın ulaştığı her noktada, ki hava en küçücük bir noktadan girer biliyorsunuz. İlla ki her yerde bulunur, sızar yani. Hepsini biliyor olması lazım der Üstad Hazretleri. Hepsini bilsin ki sesi nereye taşıyacak, görüntüyü nereye taşıyacak, kime nefes olacak, nefes olduğunda akciğere mi gidecek, nereye gidecek? Mesela nefes borusundan akciğere gitmesi lazım değil mi? Ama nefes borusuyla yemek borumuz çok yakın yani birbirine. Nefes alırken o nefesin yemek borusundan gitmesi veya yemeğimizin, yediğimizin yemek borusuna kaçması, ne kadar birbirine yakın hadiseler bunlar. Hava bütün bunları bilecek adeta, efendim işte insana oksijen, bitkiye karbondioksit gönderecek, neye, hangisinin neye ihtiyacı varsa o olacak ve öyle akacak. Bunu bir havaya yüklemek, yani bu vazifeyi elbette ki mümkün değil. O zaman havanın işini kime yüklüyor? Üstad Hazretleri neyi gösteriyor? Hüveyi gösteriyor. Hava hüvenin, yani onun habercisi oluyor. İşte havada hüveyi görmek. Havanın bütün işlerinde, işleyişinde, bütün sızmalarında, bütün her noktadaki varoluşlarında onu görmek, onu bilmek yani. Onu okuyabilmekle mümkün, öyle bakabilmekle mümkün, aramakla mümkün, arayanların bulmasıyla mümkün inşallah Teala. Rabbim bulanlardan eylesin, kendisini bulanlardan eylesin. Sonra o yolcu cevdeki rüzgara bakar. Yani gökyüzündeki hadiselere bakıyoruz ya, gökyüzü, semadaki, gökyüzü ve semayı ayırmış Üstad Hazretleri. Gökyüzü dediğimizde daha afaki alemdeki ecram-ı ulviyeye, büyük yıldızlara baktık. Sonra daha bir aşağıya inerek, hani cevvi sema dediği şey de atmosferde olan hadiselere bakıyoruz. Burada bir de ne oluyor? Rüzgar hadisesi var ki hava o kadar çok vazifelerle gayet hakimane ve kerimane istihdam bulunuyor ki, bütün zihayata lüzumu bulunan hararet ve ziya ve elektrik gibi maddeleri ve sesleri nakletmek ve nebatatın telkihine vasıta olmak gibi çok külli vazifelerde bir desti gaybi tarafından şuur kerane, alimane ve hayret pervarane. Gayet şuurlu bir varlık gibi, çok bilgili bir varlık gibi ve hayret edici bir şekilde istihdam edilmiş, istihdam olunuyor ve nerede istihdam olunuyorsa oraya doğru o vazifesini yapıyor. Sonra o yolcu dönüyor, bakıyor, yağmuru görüyor. Görüyor ki o latif ve berrak ve tatlı ve hiçten ve gaybi bir hazine-i rahmetten gönderilen katrelerde o kadar rahmani hediyeler ve vazifeler var ki rahmet tecessüm ederek katreler suretinde hazine-i Rabbaniye'den akıyor manasında olduğundan rahmet, yağmura rahmet denmiştir. Yağmur çok ilginç, bakın arkadaşlar, gerçekten bulutları Allah-u Teala yağmur yüküyle gökyüzünde tutuyor. Taş gibi başımıza düşmüyor, bulutlar düşmüyor, yıldızların düşmediği gibi bulutlar da başımıza düşmüyor. Muallakta tutuyor Allah-u Teala onları. Ve bulutlar içlerinde işte 500 bin kilogram, 1000 kilogram, 1000 ton pardon, 500 bin, 1000 ton ağırlığında su taşıyorlar, su kütlelerini taşıyorlar. Bu taşıdıkları kütleler sert, hani birbirine yapışmış vaziyetteler. Bu kütleler havanın akımına, sıcak bir havaya denk geldiklerinde o bir eriyerek, eridikten sonra da inerken birbirine çarparak yağmur oluşturuyorlar ve çisil çisil yağıyorlar. Başımızı delmiyor bakın yağmurlar arkadaşlar. Bir de ben şunu öğrenince çok hayret etmiştim. Yer çekimi
kuvvetini. Yere düşen her şey düşerken hız kazanıyor ve ağırlık yapıyor. Onun için de bir taşı, küçücük bir taşı mesela gökdelenden atsan sanki bir kayanın verdiği zararı bir insana verebiliyor deniyor. Nitekim Ebrehe ordusuna Ebabil kuşları küçücük çamur parçalarını attılar. Pişmiş çamur parçalarını değil mi? Delik deşik oldu her şey. O hani küçücük şey belki yakından atılsa onu yapmayacak ama gökyüzünden atılınca o yer çekimi kanunu gereği bu oluyor. Ama yağmurda bu iş tersine işliyor arkadaşlar. Çok ilginç. Rahmet oluşuna bakın. O damlalar yeryüzüne inerken Allah onları yavaşlatıyor. Yer çekimi kanununun tersine bir hadise söz konusu oluyor. Ona da ayrı bir kanun hani Rabbimiz elbette ki koymuş. Sünnetullahu elbette ki var ama rahmet, Allah'ın rahmet ve inayet elinin işleyişini görmek gerekiyor. Onun için yağmura rahmet denmiş. Çünkü yavaşlayarak iniyor ve onun altında ıslanmaktan dolayı hani yağmur başımı deldi diyen bir insana rastlamıyoruz. Hatta dolu şeklinde indiğinde böyle ceviz büyüklüğünde falan bile iniyor da gene de çok da fazla büyük zararlar işte çok şiddetli olursa, ani olursa, çok büyük parçalar olursa işte bitkilere zarar veriyor veya işte arabaların camlarına vesaire zarar veriyor ama dolu başına düşmüş de ölmüş bir insan, hani beyin kanaması geçirmiş bir insan vesaire duymadık yani, onu görmüyoruz. Dolu bile olsa bakın, ki hele yağmur hiçbir zaman o hani ıslatsa da bakın başka türlü hani tepeden o hızla inmesinden dolayı, o çoklukta inmesinden dolayı insana bir zarar vermiyor, rahmetiyle iniyor. Onun için yağmur yağarken yeryüzü meleklerle dolarmış. Meleklerin her bir tane diyor Allah dostları, meleklerin kanatlarına biner, öyle iner. Yani her bir yağmur damlasını vazifeli meleği, hani onu indirecek paraşüt gibi adeta onu düşünün, meleğin kanadına biniyor o yağmur damlası, paraşütle iner gibi ve öyle iniyor yeryüzüne. Şimdi Allah'ın rahmeti müşahhas, çok apaçık görünüyor yani orada. Tersine döndürüyor bütün kuralları, kanunları ve yeryüzüne hayat olacak bir suyu, can olacak bir suyu gökyüzünden indiriyor. Ve inerken de zarar vermediği gibi harareti düşürüyor. Temizliyor, gökyüzünü temizliyor. Sonra da diyor Üstad Hazretleri, sonra ne yapıyor? Toparlar. Tasını tarağını toparlar gider diyor, temizliğini bitirdikten sonra gökyüzündeki işte bulutlar yağmuru yağdırır, gökyüzünü temizler, yeryüzünü temizler, sonra o emare gökyüzünde kalmaz. Hatta yağmur sonrası biz ne görürüz arkadaşlar? Gökkuşağı çıkar, hani güneş de çıkıverdiğinde güzellikleri görürüz, mis gibi bir toprak kokusu yayılır, bir temizlik kokusu yayılır. Ben çok hayret ettiğim bir şey vardı. Mesela biz çiçekleri evde saksıda büyütürken evde bir köşede duran çiçeklerimiz üzerinde yapraklarını temizlemeden olmuyor. Toz içerisinde kalabiliyor ve ekstra emek sarf etmemiz gerekiyor onlara. Ama yeryüzündeki işte ağaçlara bakıyoruz, çiçeklere bakıyoruz, onların üstünde toz toprak görmüyorum. Yani bu silinmesi lazım, vakti gelmiş ya işte isim yazılacak hale gelmiş falan olmuyor. Demek ki Allah o bütün yeryüzünü öyle bir temizliyor ki o yağmurla, rüzgarla, üstlerinde bir şey, pislik, bir toz zerresi dahi adeta barınmıyor, barınamıyor yani, tertemiz bir vaziyette. İnsanların gözünü rahatsız etmeden o temizlik söz konusu oluyor. Hani temizlik yapılırken böyle biraz rahatsız olur insan. Evde temizlik yaparken ya. İşte temizlik yapılırken ya gökyüzünde de Allah yeryüzünü temizlerken gökyüzündeki bulutlarla, yağmurla. Belki birazcık rahatsız oluyoruz bazı zamanlarda ama o rahatsızlığın arkasından öyle rahmet, öyle nimetler geliyor ki o rahatsızlık
adeta gelmediği zaman dua dua istemeye çıkıyoruz değil mi? Allah'ım ne olur yağmurunu gönder, bir nefes alalım, bir nefes olsun diye istiyoruz. Sonra şimşeğe bakar diyor üstad ve gök gürültüsünü dinler. Görür ki pek acip ve garip hizmetlerde çalıştırılıyorlar. Yani o bulutlar birbirine çarpıyor, işte şimşekler oluşuyor, işte gök gürültüsü oluşuyor. Bunlarla belki de Allah-u Teala, bakın arkadaşlar, dikkati çekiyor. Bakın bana diyor, bakın ona bakın. Gökyüzüne bakın, bulutlara bakın, Alanya büyüklüğünü görün, rahmetini görün. O gökyüzünde başınıza düşürmeyen bulutları, tonlarca ağırlıktaki bulutları, adeta denizdeki gemilerin yüzmesi rahatlığıyla yüzdüren Rabbim. Bir onu görün diyor. Hani normal bir şekilde görmediğin zaman işte ışık çakıyor, şimşek çakıyor. Duymuyorsun, gürültüyle, gök gürültüsüyle duyuruyor, bakıyorsun hani böyle bir Allah'ın kudretini hissediyorsun orada değil mi? Büyüklüğünü hissediyorsun. İçine biraz korku geliyor belki ve o korkuyla gene Allah'a dönüyor, gene Allah'a sarılıyor. Onun rahmetine, gadabından rahmetine sarılıyorsun. Çünkü her şeyin onun elinde olduğunu anlıyorsun. Dilerse Allah-u Teala, öyle değil mi? Gökyüzüyle yeryüzünü buluşturuverir ki pek çok ayeti kerimede zaten onları ifade ediyor Allah-u Teala. Hani büyüklüğünü yeryüzü, gökyüzü ve yeryüzüyle ifade edip hala işte düşünmeyecek misiniz? Hala hangi nimetlerini, Rabbinizin hangi nimetlerini inkar edersiniz? Sormayacağını mı zannediyorsunuz tarzında ayetlerle ikaz ediyor kullarını Allah-u Teala. Evet, sonra bu ikazları alan o yolcu görür ki diyor bu sefer gözünü çeker, aklına bakar. Aklıyla düşünür artık. Ne yapar? Kendi kendine der ki, atılmış pamuk gibi bu camit şuursuz bulut elbette bizleri bilmez. Bize acıyıp imdadımıza kendi kendine koşmaz. Emirsiz meydana çıkmaz, gizlenmez. Belki gayet kadir ve rahim bir kumandanın emriyle hareket eder ki bir iz bırakmadan gizlenir, defaten meydana çıkar, iş başına geçer, gayet faal ve müteal ve gayet cilveli ve haşmetli bir sultanın fermanıyla, kuvvetiyle vakit vakit cevvi semayı doldurur, boşaltır. Onun emriyle olduğu değil mi? Bir anda geliyor, bir anda gidiyor. Bir anda güneş açıyor, bir anda bulutlar dolduruveriyor. Neye göre geliyor, hangi hesaba göre gidiyor? Ancak Allah'ın hesabıyla olduğunu anlıyorsun. Ve sonra bakıyor ki bir hakim-i müdebbirin tedbiriyle rüzgara biner, dağlar gibi yağmur hazinelerini bindirir, muhtaç olan yerlere yetiştirir. Güya onlara acıyıp ağlayarak, gözyaşlarıyla onları çiçeklerle güldürür. İfadeler de çok güzel değil mi? Bulutlar yeryüzünün ihtiyacını görüyor adeta, acıyor ve acıdığından dolayı ağlıyor. Yağmuru öyle ifade etmiş Üstad Hazretleri, ağlayarak diyor. Ne yapar? Güneşin şiddeti ateşini serinlendirir, sünger gibi bahçelerine su serper ve zemin yüzünü yıkar ve temizler. Evet. Rahmet elini görüyorsun. Allah-u Teala'nın nasıl idare ettiğini, nasıl iktidar olduğunu, rububiyetini görüyorsun. Ve oradan nereye geçiyorsun? Enfüse geçiyoruz gene, nefsimize geçiyoruz, ders almaya geçiyoruz. Ne dersi alıyoruz burada? Allah-u Teala onca büyük kudretine rağmen, o kudretini o kadar rahmetiyle, merhametiyle işletiyor ki, kudretinin büyüklüğüyle rahmeti sanki ters orantılı, öyle değil mi? Hani şefkati, kullarına olan, yarattıklarına olan şefkati. İşte bize de bununla kudretiniz büyüdükçe daha şefkatli olmayı bize gösteriyor adeta. Şefkatle muamele etmeyi. Halbuki bizler de belki kuvvetliysek, kuvvetlinin hani zayıfı ezmesi adına, hani kuvvetini zayıfı ezme, ihtiyacını görmeme gibi devam edebiliyoruz. Nefsimiz o şekilde gidebiliyor.
Ama buradaki demek çıkardığımız ders tefekkür yolculuğumuzda, Allah'ı arama seyahatimizde, Allah'ı bulduğumuzda hangi isimleriyle bulduk? Kadir ismiyle, Hakim ismiyle, Rahim ismiyle bulduk. O zaman Kadir isminin tecellisi, yani kudret tecellisi, Allah-u Teala'nın iradelerimize taktığı, ihtiyarımıza taktığı o kudretimizin çoğaldığı ölçüde acıma hissimiz, şefkat hissimizin onunla orantılı olarak çoğalması, ters orantılı değil, orantılı olarak çoğalması gerekiyor ki Allah'ın isimlerinin tecellisi üzerimizde ona göre çokça olmuş olsun. Rabbim inşallah Rahim isminin, Hakim isminin tecellilerini, Kadir isminin tecellisine muhatap olduğumuz zamanlarda da gösterebilmeyi, onlara da ayna olabilmeyi bizlere nasip etsin. Bugünlük de bu kadar diyelim. Gökyüzüne baktık, semaya baktık, gökyüzünün yere yakın kısmına baktık. İnşallah önümüzdeki dersimizde küre-i arza, yani yeryüzüne dönecek. Oradaki Allah-u Teala'nın varlığının, birliğinin delillerini öğrenmeye, bakmaya, görmeye devam edeceğiz. Beğenip yorum yazarsanız mutlu oluruz. Çünkü daha çok kişiye ulaşması bu şekilde mümkün oluyor. Şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.